Devriye Arabası. Selam Dane. Hey. Nedir bu acelen? İşe geç kaldın ve bu yüzden kestirme yoldan mı gidiyorsun? Şu işarete bak Dane. Sanırım bu yoldan gitmemelisin. Olamaz. Sana diğer yoldan gitmeni söylemiştim Dane. Bak, bu pizzacı Carlo. Harika fikir Carlo. Devriye arabası Dane'e yardım edebilir. Selam çocuklar. Yıkım vinci Dane'in yardımınıza ihtiyacı var. Köprünün altında sıkıştı. Gelip onu kurtarabilir misiniz? Devriye arabası yardımına geldi Dane. Sanırım Metin bir fikri var. Matt, Carlos'un zeytinyağını kullanıyor. Böylece Dane kaygan olacak. Hadi Dane. İşe yaramadı. Sırada ne var devriye arabası? Sanırım Hector'ın bir planı var. Çek. Dane'i ileri çekmek işe yaramadı. Hector Dane'i geriden çekmeye çalışacak. Aferin sana Hector. Şimdi yağı temizleme zamanı. Şimdi temizlenmen gerekiyor Dane.
iyi iş çıkardınız devri arabası. Ve ben Fatto Carlo. Sonra görüşürüz devri arabası. Mutlu Cadılar Bayramı Bebek Matt ve Bebek Frank. Havalı polis arabası kostümleri. Bir sorun mu var? Şekeriniz mi kayıp? O da ne? Bu oldukça korkutucu bir cadı. Bütün gece etrafta mı uçuyor? Bir büyü yaptığını ve bütün şekerlerini aldığını mı düşünüyorsun? Bu çok tuhaf. Neler olduğunu öğrenmek için araba devriyesini arayalım. Çocuklar, burada alışılmadık bir sorunumuz var. Bebeklerin şekerlerini çaldılar. Şehirde uçan kötü bir cadı olduğunu düşünüyorlar. Kulağa saçma geliyor ama gelip bir bakabilir misiniz? Harika, gidelim. Babalarınız geldi çocuklar. Ne olduğunu anlatabilir misiniz? Tek tek anlatın çocuklar. Yani anladığım kadarıyla bir sürü şeker toplamışsınız. Ve cadı uçtuğunda çantanın boş olduğunu fark ettiniz değil mi? Ve bu olay iki kez mi oldu? Bunun bir açıklaması olmalı. Araba devriyesinin araştırma yapmasına izin verelim. İlk olarak ne yapacaksınız beyler? Gidip cadının kim olduğunu bulmaya mı çalışacaksınız? Frank, ne yapacaksın? Bebek Matt ve Bebek Frank'i takip mi edeceksin? Bu iyi fikir. İşte oradalar. Bebek Hector'la beraber. Tekrar aynısı oldu. Çantaları boş. Bu çok garip. Görünüşe göre cadı sadece Matt ve Frank'ten çalıyor. Ne? Korkutucu cadı bebek Penny mi? Vay be, harika bir cadılar bayramı kostümü var. Ama o kadar uzaktan şekerlerini çalamaz. Hırsız başkası olmalı. Ama kim? Hector. Bebek Penny ile uçarak ışığını bebek Matt ve bebek Frank ile aynı bölgedeyken yakabilir misin? Bu arada biz de onları takip etmeye devam edeceğiz. Bu bebek Hector. Bebek Frank ve bebek Matt, Penny'yi görmek için havaya bakarken şekerlerini çalmış. Hector, bu hiç hoş değildi. Çantandakileri bebek Frank ve bebek Matt ile paylaşmalısın. Yani korkutucu bir cadı yoktu çocuklar. Bu bebek Penny'ydi. Ne güzel bir kostüm bebek Penny. Herkesi kandırdın.
Yardımınız için teşekkürler araba devriyesi. Gelecek sefere görüşürüz. Devriye arabası. Selam Jeremy, nasılsın bugün? O da neydi? Giderek sesi artıyor. Hulk mu acaba? Ne yapacaksın? İyi fikir. Devriye arabası yardım eder. Olamaz. Telefona ulaşamıyorsun. Hulk, Jeremy'nin evine saldırıyor. Yardım edebilir misin? Ne yapacaksın? Hey, o düğmeyi daha önceden fark etmemiştim. Sadece acil durum diyor. Wow, o ne işe yarıyor? Matt, sen misin? Hector, Frank, Kaptan Amerika'nın yardımınıza ihtiyacı var. Hulk, Jeremy'nin evine saldırıyor. Bekle Jeremy. Çatıya çıkmalısın. Ev çok kötü çatlamış. Bak, Hulk, Kaptan Amerika'yı kovalıyor. Jeremy'yi şimdi kurtarabiliriz. Haklısın Frank. Hector, Jeremy'yi çatıdan alırken sen de evi destekle. Aferin Hector. İyi fikir Hector. Sanırım Jeremy'nin evini tamir etmelisiniz. Baba. Wow, örümcek adam ve demir adam. Yenilmezler. Bak, Hulk'u kapana kıstırdım. Fayda etmez Hulk. Hepsini yenemezsin. Senin bir fikrin var mı örümcek adam? Dikkat et, üzerine atılacak. Bekle, ne oldu? İşte, çok iyi. Ağlarınla yakaladın onu. Şimdi Hulk, yaramazlık yaptın ve Jeremy'ye zarar verebilirdin. Marley, sen misin? Sanırım Jeremy'ye bir özür borçlusun. Neredeyse evini deviriyordun. Oh.
Merhaba. Merhaba Hector. Çatlakları onarmak için çimenton var mı? Merhaba. Ha? Ha? Jeremy, sanırım Marley'in sana söylemek istediği bir şey var. Güzel Marley, kırdıklarını tamir etmek için yardım edebilirsin. Belki de bir dahaki sefere Hulk olduğunda şehirden uzak durmalısın. Aferin Frank ve Hector. Hulk'u durdurduğunuz için teşekkürler yenilmezler. Sonra görüşürüz. Araba şehrinde bir hırsızlık oldu. Bu olayı incelemek için araba devriyesinin yardıma ihtiyacı var. Aman Allah'ım, birileri Paskalya yumurtalarını çalmış. Bu kötü bir durum. Kaybolan bu yumurtaları bulmaya hazır mısınız? Baba. Kakapi. Orada ne gördün Gary? İyi düşünce. Çöp kutusu bir şeyleri saklamak için güzel bir yer olabilir. Gary, denemeye devam et. Bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Kendine güveniyorsun Kerry. Yoksa fırında bir yumurta olduğunu mu düşünüyorsun? Kerry, kek ve kurabiyelerle dikkati dağıtma. Sanırım burada yumurtalar yok. Bekle, orada fırın tabelasında ne var? Evet, bir tane buldun. Aferin Kerry. Selam Tom, bu pastı eski arabayı garajına mı götüreceksin? Buna ne dersin? Kazara yumurtalardan birini buldun. Matt ve Frank'e götürsen iyi olur. Bakalım Gary neler yapıyor. Hala bir şey yok. O da nedir Lily? Yumurtaları mı gördün? Oo, bir top havuzu. Haklısın. Yumurtalar oralarda bir yerde olmalılar. O benekli olana ne dersin? Belki de şu çizgili olan. Bu yuvarlak değil, top gibi.
Bu bir yumurta. Aa, zavallı Geri hala çöp kutusuna bakıyor. Sonunda. Hadi parka geri dönelim. Vay canına, şu yumurtalara bak. Ve Geri sonuncu yumurtayla geliyor. Şimdi ne yapalım çocuklar? Aslında inceleyecek bir şey yokmuş. Numaradan bir paskalya yumurta avı oldu. Ve herkesin bulduğu yumurtaları yemesine izin verilir. Harika takım çalışması arkadaşlar. O yumurtaları hak ediyorsunuz. Mutlu paskalyalar.